Sayın Başkan, sözlerime size teşekkür ederek başlamak isterim. Dünya Diyabet Günü dolayısıyla duyarlılık gösterdiniz. Divanınızla birlikte bu mavi kurdelalardan taktınız. Gerçekten de tip 1 diyabet çocuklarımızın hem Türkiye'de hem dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olarak başına gelen bir hastalık. Çözülebilir bir hastalık, tedavisi yok ama çocukların kan şekerinin mutlaka düzenli seyrediyor olması gerekiyor. Eğer çocukların kan şekeri düzenli regüle edilemezse önemli hastalıklara yol açıyor ve ömür boyu çekmek zorunda oldukları göz, karaciğer, böbrek ve kalp hastalıkları yapıyor. Ama bu çocukların düzenli olarak kan şekerlerini ölçmek gerekiyor. Bugüne kadar geleneksel yöntem çocukların o minicik parmaklarına lansetlerle dokunarak, batırarak oradan kan alıp stiklerle ölçmekti. Ama çağdaş dünya bundan vazgeçti. Bütün dünyada artık diyabet sensörleri var ve bu diyabet sensörleri sayesinde stikle normal yöntemle 6-8 kere ölçebiliyorken günde 288 ölçüm yapılabiliyor. Son derece çağdaş bir şey ve bizim çocuklarımız da bunu hak ediyorlar. Ama maalesef bugüne kadar diyabet sensörleri ve diyabet pompaları ile ilgili söz verilmiş olmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Sayın Cumhurbaşkanı 2 yıl önce geri ödeme kapsamını alacağız dedi, alınmadı. Geçen yıl bakan mutlaka geri ödeme kapsamını alacağız dedi, geri almadı. Dün bütçede soruldu, özellikle çalışmalarımız devam ediyor dedi. Buradan sesleniyoruz. Bu öyle uzatılacak, zamana yayılacak, üstünde uzun çalışılacak, çok düşünülecek bir şey değil. Ödeyeceğiniz para, 30 bin çocuğumuz var. Ödeyeceğiniz para 2 milyar lira. Sadece kur korumalı mevduata 833 milyar lira ödediniz. Bu ülkenin bütçesi büyüktür. Yavrularımıza böylesine hayati, böylesine hassas ve önemli bir konuda ayıracak 2 milyar liramız tabii ki vardır. Bu çocuklarımızın 2 gün bile beklemesi yanlış olur. Bir an evvel bu sorun çözülmelidir. Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bu önemli bir sorunu meclisimizin gündemine ve artık duymayanların duyması için konuşma gündemine almakta yarar görüyoruz Sayın Başkan. Türkiye'de maalesef bir konser tartışması başladı. Elbette ki bütün kamuda tasarruf önemli. Buna büyükşehir belediyeleri de, diğer belediyeler de dahil. Belediyelerin kimi verdikleri ücretlerin olağan dışı olabileceği, bazı vatandaşlarımızı düşündürttüğü ortadadır. Ama burada dikkat edilmesi gereken kime nasıl harcandığıdır. Bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Ama bulanık suda balık avlamak, bu fırsatı bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmak, onlar hakkında şaibeli bir algı yaratmak, olmayan delillerle savcılık soruşturması başlatıp bir cadı avı başlatmak ve onları yargı sopasıyla tehdit etmek asla kabul edilemez. Bizim belediyelerimiz zaten sürekli müfettiş denetimi altındalar. Sürekli denetleniyorlar. Veremeyecekleri kör kuruşun hesabı yok. Hesap vermeye evet, ama bunun üzerinden bir algı yaratmaya, itibar suikastı yapmaya asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim. Bu işin bir tarafı da bu konserlere milyonların gittiğidir. Normalde gidemeyen, izlemek isteyen ama ulaşamayan vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin gidebilecekleri, sosyalleşebilecekleri maalesef tek zamanlar, tek alanlar bunlar oldu. Ayrıca bu konserlerin Cumhuriyet Bayramı'nda, 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da yapıldığını, milli bayramlarımızda özellikle yapıldığını da meclisimizin dikkatine sunarım. Çünkü bayramlarımızı bayram gibi kutlamalıyız. Elbette ki israf varsa, bir yanlış varsa denetlenir, gereği yapılır. Ama bunun üzerinden böylesine bir karalama kampanyasını asla kabul etmiyoruz. Sayın Başkan, dün Çalışma Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Çalışma Bakanı'na bu sensörler için hala niye 2 milyar lira verilmediği soruldu. Çalışmaları devam ediyormuş. Yıllardır çalışıyorlar. Sonrasında asgari ücretle ilgili sorular soruldu. Onlara da cevap vermedi. Ama maalesef kendisi belediyenin borçları söz konusu olduğunda, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin borçları söz konusu olduğunda hemen söyledi, ama verdiği bilgiler yanlıştı. Kamuoyunu aldatmaya dönük bilgilerdi. Ben buradan sizin...
Tamamlayın Sayın Emir. Ben buradan sizinle sadece bir veriyi paylaşmak isterim. 2019'da kazandığımız 5 büyükşehir belediyemizin SGK borçları 5.3 milyar dolardan 2.6 milyar dolara düşmüştür. Yani yarısından fazlası bu 5 yılda ödenmiştir. İşte bu somut gerçek, bu somut rakam Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin nasıl bir enkaz devraldıklarını ve borçlarını ödemek konusunda nasıl başarılı olduklarını apaçık ortaya koyan bir gerçekliktir. Bakınız, yine bir rakam paylaşayım sizinle. İstanbul Büyükşehir Belediye'mize savcılık soruşturma başlatıyor. Astronomik fiyatlar ödemişsiniz sanatçılara deniyor. Ama 2015'te 2019 arasında 54 ayda ödedikleri, sanatçılar için ödedikleri, konserler için ödedikleri para 467 milyon lira. Bunlar belediyenin resmi rakamı. Yani bugün itibariyle baktığınızda... Tamamlayın Sayın Emir. 16 milyar lira. Dolayısıyla hesap vermeye hazırız ama herkesin artık bu konuya gerçekten yaklaşması, bütün hesapların ortaya konması ve buradan eğer yapılacaksa ciddi bir tasarruf genelgesinin çıkması şarttır. Yine Ankara ile ilgili bir bilgi vermek isterim. Yine Sayın Bakan yanlış bir bilgi verdi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8.4 milyar lira SGK borcu var dedi. Ama başka bilgiler de var benim buradan paylaşmak istediğim. Bakınız, 6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre belediye başvuruyor, faizleri silin diyor ama silmiyorlar. Taksitlendirme yapın diyor, taksitlendirme yapılıyor. Sonrasında %10 peşinat olan 651 milyon lira ödeniyor. Sonrasında teminat vermek gerekiyor. Belediye kimi arsalarını teminat göstermek istiyor? Bu red... Tamamlayın lütfen sayın. Sadece 80 milyon liralık bölüm kabul ediliyor, gerisi reddediliyor. Ama sonuçta 250 milyon liralık bedel için rızayen karşılıklı ödeme konusunda anlaşılıyor ve ödeme yapılıyor. İşte bizim gerçeğimiz bu. Dolayısıyla burada Sayın Bakan'ın kendi özellikle ilgilenmesi gereken asgari ücretin durumu, emeklilerin durumu, yoksulların durumu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çökmüş olduğu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme kapsamına almadığı diyabet sensörü dahil en yaşamsal ilaçlar, bunlarla ilgilenmesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri nasıl karalarım derdine düşmüş, onun hesap vermesi gereken 12.500 lira emekli maaşı Temmuz ayında artırdık diye övünüyorlar ama 4 milyon emeklimiz alıyor. 4 milyon emeklimiz bu ülkede ayda 12.500 lira ile yaşamak zorunda kalıyor. Daha geçenlerde... Tamamlayın Sayın Emir lütfen. Daha geçen gün haberlerde gördük, yüreğimiz yandı. 78 yaşındaki Cengizhan Kabak isimli vatandaşımız emekli olmasına rağmen inşaat bekçisiliği yapıyorken bir iş kazası sonucunda yaşamını yitirdi. 18 milyon yoksul var, açlık sınırı 22 bin lira ve emekliler yılı ilan ettikleri emekliler yılda emeklileri bu hale getirdiler. Bu sorulara cevap verilmesi gerekirken ve özellikle de herkesin sorduğu soru, 2025 yılına sarkarsa emekli alacağım %30 oranında azalıyormuş, bu gerçek mi, bu doğru mu diye biz soruyoruz. Bu soruya yazılı cevap vereceğim diyen sorumsuz, vurdum duymaz bir bakanla karşı karşıyayız. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili Sayın Filiz Kılıç'a aittir söz. Buyurun Sayın Kılıç. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ahıska sürgününün 80. yıl dönümü. Ben de ailem de yüzyılın başında Osmanlı-Rus harbinde Kafkaslardan göçen bir ailenin de çocuğu olarak tabii Kafkas sürgünü, Ahıska sürgünü ne kadar ızdıraplı yolculuklar olduğunu ailelerimizden biliyoruz. O tarihlerde bu zalim sürgünde binlerce insan, yaklaşık 83 bin insan yollara düştü. Bu insanların 17 bini yolda hayatını kaybetti. 30 bini gittikleri yerlerde hayatını kaybetti. Tabii 1944'teki dünya nüfusunu düşünerek bu rakamları kafamızda tahayyül etmek lazım.
Çok ızdıraplı bir yolculuk. Ülkemizde de binlerce Ahıskalı kardeşimiz yaşıyor. Hala bu sürgünü kapandı mı? O çileyi çok net anıyorlar, yad ediyorlar. Biz de buradan bu ızdırabı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Fakat yüzyıllara rağmen dünyanın sürgünleri, savaşları değişmiyor. Yani zaman zaman ümidimizi yitirmekle beraber her şeye rağmen direnmenin, ümit etmenin tek ilaç olduğunu düşünüyorum bu olaylar karşısında. Şimdi arkadaşlarım da bahsettiler. Benim bir mavi kurdelem yok ama varmış gibi farz edelim. Bugün Dünya Diyabet Günü. Çok önemli bir rahatsızlık. Bütün dünya için önemli bir rahatsızlık. Biraz evvel sağlıklı bir veri vermek için Sağlık Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımla konuştuğumda şu anda hali hazırda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin sadece %12'sini direkt olarak diyabet... Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Türkiye'nin çocuk karnesine tekrar bir göz atmakta fayda var. Hakikaten çocuklarla ilgili durumumuz nedir? Çünkü gün geçmiyor ki çocukların dramıyla ilgili bir çarpıcı, bir yürek burkan tabloyla karşılaşmayalım. Mecliste ifade ettim, bir kere daha söyleyeceğim. Sadece 2023 yılında maalesef bu ülkede cinsel istismara maruz kalmış yavrumuzun sayısı 26 bin. Yani günde 70 çocuktan fazla. Keza 250 bin çocuğumuz mağdur edilmiş ve 180 bin çocuğumuz da suça itilmiş veya suça sürüklenmiş. Bunlar son derece ciddi ve medeni bir ülkede olmaması gereken rakamlar. Öte yandan 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına bir göz attım, onu bir taradım. Çocuklarla ilgili acaba neler var diye. Çok çarpıcı rakamlar kaydedilmiş. Mesela son 5 yıl içerisinde devletimizin kurumlarının yapmış olduğu bir takım faaliyetlerle 50 binden fazla yavrumuz sokaklarda zorla dilenciliğe teşvik edilmiş olduğu tespit edilmiş. Bu akıl almaz bir rakam ve bunların da yaklaşık 20 bininin Suriyeli olduğu ortaya çıkmış. Yani bu ülkede 50 bin çocuk eğer dilenciliğe zorlanmışsa ve bunlar sadece devlet tarafından tespit edilen rakamlarsa gerçek rakamın çok daha fazla, çok daha vahim olduğunu düşünmemiz mümkün. Öte yandan burada tekraren konuşuldu ama bir başka ayrıntıyı da paylaşacağım sizinle. Sadece şu anda İstanbul Tıp Fakültesi'nde AIDS tedavisi gören 100 tane yavrumuz var. Üniversiteyi aradım, konuştum. Son derece ciddi bir durum bu. Bunların bir kısmının anneden geçmiş olabileceği ama önemli bir kısmının da cinsel istismar yoluyla geçmiş olabileceği söyleniyor. Kesin kanıt yok. Bu gerçekten son derece vahim bir tablo. Bunun üzerine çok samimiyetle ve iyi niyetle gidilmesi lazım. Öte yandan yine basına yansımadı ama oradaki temaslarından edindiğim bir başka şey maalesef cinsel istismar münasebetiyle orada, yani AIDS münasebetiyle değil cinsel istismar münasebetiyle geçtiğimiz günlerde bir yavrumuz maalesef hayatını kaybetti. Bunlar son derece vahim, son derece ciddi şeyler. Öte yandan tip 1 diyabet ve diyabet günü münasebetiyle genel diyabet anlamında konuşmalar yapıldı. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda biz tip 1 diyabetli çocukların dramları araştırılsın diye buraya bir İyi Parti olarak araştırma önergesi verdik ama reddedildi. Malum gerekçelerle reddedildi. Tekrar teyiden söylüyorum, Türkiye'de 30 bin yavrumuz var tip 1 diyabet. Gerçekten çok zordur tip 1 diyabetle yaşamak. Komplikasyonları çok ağırdır. Göz kayıpları, kalp damar hastalıkları, bacak ayak kayıpları, böbrek problemleri. Ve o zaman da ısrarla söyledik. Bir kere daha söylüyorum. 8 yıldır tip 1 diyabetle ilgili dernekler, vakıflar, başta Maliye Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Sağlık Bakanı uğraşıyorlar. Bunların sensör paralarını verin diye maalesef verilmedi, verilmedi, verilmedi. Israrla üzerinde çalışıyoruz deniliyor. Allah aşkına artık bu çalışmaya bir son verin. Çalışmanız devam etsin bir taraftan ama bu çocukların bu dramlara, bu tabloya maruz kalmalarına izin vermeyin ve bunların lütfen sensör paralarını verin. Hatta onların şeker ölçüm çubuklarının bile az önce Sayın Emir ifade etti. %40'ının parasını veriyor devletimiz. Allah aşkına bunlarla ilgili lütfen gerekli önlemleri alın. Dün burada yoktum ama dışarıdan izledim. AK Parti'nin değerli temsilcisi İzmir'de yaşanan olayla ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Teşekkür ediyorum kendisine ve bir takım hassas hassasiyetleri de ortaya koydu. 18 defa ziyaret edilmiş. Bakın bir eve 18 defa gidilmişse devlet kurumları tarafından ve o evde olan biten anlaşılamamışsa, gözlenememişse ve öngörülememişse burada çok ciddi bir dram vardır. Çok ciddi bir problem vardır. Şunu diyemeyiz. Baba cezaevinde,
anne işte çalışıyor. Biz para verdik ama buna rağmen çalışıyor. İşte anne de açıklama yaptı. Söylenilen para verilmemiş. 4000 lira veriliyormuş. Paradan ziyade devletin bu çocuklara sahip çıkabilmesi, bu çocukların o mekanlarda yaşayamayacaklarına dair bir öngörüsünün olması ve bununla ilgili önlemleri alması gerekiyordu. Burada açık bir zafiyet var. Öte yandan Özlem Hanım, belki cevap verirseniz ben de yorum yapacağım ama dün bir şey söylediniz. Dediniz ki bir yasal değişiklik. Koyun ortaya, ya biz koyalım ya siz koyun, beraber bu işin üstüne gidelim. Devlet çocukların kaderini sorumsuz insanlara bırakamaz. Devletin burada bir otoritesinin olması lazım, bir gücünün olması lazım. O mekan uygun değilse, o çocuklar iyi beslenemiyorsa, iyi eğitim alamıyorsa, iyi bakılamıyorsa devlet bunları alıp himayesine alabilmesi lazım. Yasal eksiklik varsa ve bundan şikayetçiyseniz, biz 22 yıldır düşünmedik diyorsanız buna da saygı duyuyorum. Gelin beraber düzeltelim. Ama ortada vahim bir durum var. 5 tane yavru maalesef dumanda boğularak hayatını kaybetti. Şimdi gelelim devletimizin yaptıklarına. Bakın ben müteaddit defalar sorum. Tamamlayın lütfen. Buraya değineceğim. Müteaddit defalar soru önergesi verdim. Kime verdim? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na. Bunlardan bir tanesi. Bakın İzmir'deki olayın bir başka versiyonu. Balıkesir çocuk yuvasındaki çocuklar uyuşturucu kullanan bir takım yetişkinler tarafından kaçırılıyor. Bir yılbaşı gecesi bir eve götürülüyor ve orada çıkan yangında onu kaçıran hayatını kaybediyor. Çocuklarımız da günlerce yoğun bakımda kalmak zorunda kalıyor. Soruyorum Aile Bakanı'na, ne oldu, bana bir izahat verir misin? Cevap yok. Ben seninle muhatap olmam diyor. Öte yandan yine Zonguldak Kozlu'da, bakın burada devlete emanet edilmiş bir yavruya orada çalışan birisi tecavüz etmiş, belgeleri var. Soruyorum, hiç olmazsa Sayın Bakan, kayıtlara geçmesinden korkuyorsan aç bir telefonda Turan Bey veya Sayın Vekil, durum böyledir de ve orada yapılmış tecavüzle ilgili, ki belli kanıtları var, belgeleri var, hem de orada çalışan biri tarafından gerçekleştirmiş ama ne yazık ki tamamlayın Sayın Çömez. Muhatap alıp cevap dahi vermedi. Daha geçtiğimiz günlerde, birkaç hafta önce yine bu kürsüden konuştum ve dedim ki bakın Sayın Bakan, Niğde'de çocuk evinde çok vahim haberler geliyor. Orada çocuklara sistematik bir şekilde işkence yapıldığına dair bilgiler geliyor. Oradaki kamera kayıtlarının valiliğin elinde olduğuna dair çok önemli bilgiler geliyor. Bunun üstüne gidecek misiniz? Yine cevap yok. Ama bu sefer kendisine müteşekkirim. Meclis kürsüsünden yaptığım bu çağrıya da cevap vermiş. Belli ki 14 kişi tutuklanmış. Şimdi tabiatıyla bu konuyu ciddiye almamız lazım. Bu konuyu polemik meselesi yapmak niyetinde de değilim. Yapılmamalı da zaten ama ortada bir sorun varsa üstüne gidilmesi lazım. İhmallerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Uzatmadan bir başka konuya daha geleceğim müsaadenizle Sayın Başkanım. Bakın mecliste çocuk çeteleriyle ilgili bir komisyon kuruldu. Çok doğru bir adım. Bu komisyon üyesi olmamakla birlikte elimde inanılmaz belgeler var, bilgiler var. Bunların hepsini o komisyona paylaşacağım. Tamamlayın Sayın. Savcılığa ve mahkemenin görüldüğü mahkemeye de çağrı yapıyorum. Çağırın beni. Bakın meclisten çağrı yapıyorum. Elimde akıl almaz belgeler var o hastanelerle ilgili. FETÖ üyesi olduğu bilinen bir doktor kaçak isimle çalıştırılmış. Bu doktor o hastanede gen terapi merkezi adı altında kaçak bir ünite kurmuş ve orada kadın doğum doktorlarıyla ameliyata girerek bebek kordon kanlarını almış ve yurt dışına göndermiş. Yine Tekirdağ'da bir kadına tecavüz ettiği için 12 yıl ceza almış bir doktor bu hastanede kaçak olarak çalıştırılmış. Dava dosyasına girmemiş çok sayıda vakanın belgelerini topladım. İnanılmaz dramlar var ve maalesef orada çalışan çete üyelerinin kendi aralarında yapmış oldukları iletişimlerde korkunç gerçekler ortaya çıktı. Meclisin şu anda zamanını almak istemiyorum, detaylara girmeyeceğim ama bu konunun üzerine meclis kararlı bir şekilde gitmeli. Çünkü ortada çok vahim bir tablo söz konusu. Son bir notum daha var. Bu çocuk çeteleriyle ilgili 2016 yılında bir... Tamamlayın lütfen. 2016 yılında bir çalışma başlatılmış ve çok önemli bir teftiş raporu elime geçti. Bu çalışmayı başlatan da Sayın Davutoğlu. Teşekkür ediyorum kendisine. Ve bu rapor Mayıs ayında tamamlanmış. Çok vahim şeyler var bu raporun içerisinde. Bugün bizim bebek çetesi dediğimiz bütün gerçekler o gün bu rapora yazılmış. Ve o rapor, acaba kim var arkasında? Kim üstünü örtmek istedi? Kapatılmış, karartılmış. Ardından 3 sene sonra yeni bir rapor daha yazılmış. Aynı rapor.
O zaman şu anki Sayın Bakan, İstanbul İl Sağlık Müdürü, gene bunlar kapatılmış. Bunların üzerine tek tek gidilmesi lazım. Son derece vahim belgeler var. Dolayısıyla bunu bir siyasi polemik konusu yapmadan bu konunun üstüne gitmek lazım. Son bir şey daha paylaşacağım sizinle. Bakın İrem Çiçek, avukat İrem Çiçek, son derece saygın bir avukat, bu konunun üzerine gitti. Yanlış bilgilendiriyorsun dediler, kendisini mahkemeye davet ettiler ve şu anda ev hapsinde. Bu kabul edilemez. Bu ülkenin saygın bir hukukçusu bir çetenin üstüne gitti. Tamamlayın lütfen. Bu konuda da artık daha medeni, daha hakkani ve daha hukuki davranmaya sorumluları davet ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Emir, buyurun. Sayın Zengin'in konuşması üzerine bir noktayı dikkatine sunmak için söz aldım çok kısaca. Evet, gerçekten de bir ısraf varsa, bir kör kuruş yanlış bir yere harcanmışsa, bir usulsüzlük varsa bunun üzerine elbette gitmek lazım. Herkes hesap vermek zorundadır, verir de. Ama buradaki usullerin çok olağan dışı olduğunu da dikkatinize sunarım Sayın Zengin. Mesela Beykoz'daki Beykoz Belediye'mize operasyon başlatan savcının Fahrettin Altun'un kuzeni olması orada bizim başka şeyler düşünmemize yol açıyor. Mesela Ankara için örnek vereyim ben size. Ankara'da bir soruşturma aslında yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bu iddialar üzerine hemen harekete geçti ve bir müfettiş, teftiş kurulu görevlendirdi zaten. Ama bakın, basın savcısı, yani her gün yüzlerce şikayet giden basın savcısı kendiliğinden, tamamlayın Sayın Emir, kendiliğinden harekete geçmiş, İçişleri Bakanlığı'na bildirmiş, İçişleri Bakanlığı tekrar müfettiş göndermiş. Örneğin bu olağan dışı bir durum. Usulde var ama uygulamada aslı çok olağan dışı bir durum. Veya bir başka bir şey. Basındaki iddialar üzerinden bir hanımefendi alacağıyla ilgili bir şikayet dilekçesinde bulunuyor. Bu savcılık bunu değerlendiriyor Ankara'da. Ama oradaki söz konusu avukat aynı zamanda Söğüt İnşaat'ın, yani 15 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin altyapılarını alan ve çok hızla onlar üzerinden zenginleşmiş şirketin aynı zamanda avukatı. Baktığınız zaman burada bir gerçeği araştırmak, kör kuruş varsa onları araştırmak değil de bunlar üzerinden bir itibarsızlaştırma yapmak, bir itibar suikasti yapmak, hatta denk getirirsek siyaseti dizayn etme kaygısı var. Biz bundan dolayı rahatsızız ve bunu ifade etmek istiyoruz. Sayın Temelli, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi Sayın Zengin bir duyarlılık ortaya koydu. Tabii ki bu halkın vergisiyle yapılmış bütün harcamalar denetlenmeli. Buna hiçbir itirazımız yok. Ortada bir israf varsa, bir yolsuzluk varsa mutlaka üzerine gidilmeli. Ama bu anlayışla olabilir mi? Çünkü burada gerçekten bir samimiyet testine ihtiyacımız var. Neden mi? Bakın, kayyum yolsuzluklarını sürekli dile getiriyoruz. Bir tane müfettiş görevlendirmemişler. Bir tane savcı merak edip de bir soruşturma açmamış. Konser deyince bununla ilgili de bir örnek vermek istiyorum. Şimdi burada savcılar harekete geçmişler. Bir konser üzerinden yapıyorlar. Kayyumlar konser yapmışlar, harcama yapmışlar ama ortada konser yok. Hani konser olup fazla harcama değil, konser yok. Adına konser deyip yolsuzluk yapmışlar. Şimdi bu savcılardan ben bekliyorum, bununla ilgili de bir soruşturma açacaklar mı? 2016-2024 arasını masaya yatıracaklar mı? Bir de... Tamamlayın Sayın Temelli. Bir de Sayın Zengin dedi ki her türlü konser olmalı. Evet, olmalı. Fakat nedense Kürt sanatçıları konser yapmaya kalkınca yasaklanıyor. Şimdi bu nasıl bir anlayış olabilir ki? Yani her türlü konser olsun, Kürtler hariç mi? Bu ayrımcılığa artık bir son verme zamanı gelmiştir. Ben Sayın Zengin'den bu konuda da aynı duyarlılığı göstermesini bekliyorum. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkanım, hiç sataşmadan yapılan bir konuşmadan bu kadar çok yeni şey çıktığına göre neresinden başlayacağımı şaşırıyorum. Şimdi Kürt sanatçılar tabii ki konser yapsın, en ufak sorun yok. Ama hatırlıyorum bu genel kurulda yaptığımız konuşmaları, eğer siz yaptığınız bir konserde Selim Kiraz'ı, savcı Selim Kiraz'ı öldüren katilleri alkışlatarak bir şey yapılıyorsa, bunların örnekleri var. Tabii ki o zaman bunu... Hiç çarpıtmıyorum. Bak çok... Ya bence siz Sezai Bey, hakikat ne... Ben...
Sezai Bey, Sezai Bey, lütfen rica ediyorum. Yani sonuç olarak siz, bakınız buradaki problem şu. Ben bir konuşma yapıyorum. Benim yaptığım konuşma size çağrışımlar yaratıyor. Cevap verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Sizin yaptığınız konuşmanın da bende çağrışımları var. Şunu ifade ediyorum. Kürt kardeşlerimiz, Kürt sanatçılar özgürce konser yapıyor ve yapmaya devam etsin. Tamamlayın Sayın Zengin. Engel varsa, bununla alakalı üzerimize düşen neyse bunu da yapalım. Kayyumlar yolsuzluk yaptığı iddia ediliyorsa bununla ilgili lütfen savcılar harekete geçsinler. Bu memleketin ve her kuruşu çok kıymetli. Her kim olursa olsun kamu adına görev yapan insanların partisi, görevi neden bağımsız olarak yaptıkları her işi hukuka uygun yapmaları gerekiyor. Şimdi Sayın Çömez ifade ettiler. Şunu ifade etmek istiyorum. Bakın günlerdir burada konuşuyoruz. Bazen şöyle bir şeye kapılıyorum, hayal kırıklığına, ümitsizliğe. Bir şeyi anlatmak ne kadar zor yani. Anlatmak yerine böyle yuvarlak cümleler söylesem işim çok rahat olacak. Eğer ben bu hafta böyle hiçbir şey söylemeden yuvarlak iki laf söyleyip buradan gitseydim hiç başım ağrımayacaktı. Güzel güzel anlatıyorum. Murat Emir Bey söylüyor, gülüyorlar. Efendi efendi anlatıyorum ne olup bittiğini. Her anlattığımda kürsüye çıkan herkes Özlem Zengin onu dedi. Tamam da bir tane cümle söylemedim. Üç gündür herhalde yüzlerce kelime söyledim yani yüzlerce. Tamamlayın lütfen Sayın Zengin. Çınlak ümidiyle bir daha söylüyorum. Şimdi 18 kere gitmenin sebebi şu. Kaymakamlık bu ailenin problemini görmüş. İlgili bakanlığın il müdürlüğüne yazmış. İl müdürlüğü bu aileyi ziyarete gitmiş. Ve bakanlık mahkemeye başvurmuş. Mahkeme öncelikle bir tedbir kararı vermiş. Tedbir kararında demiş ki defaatle git bu ziyaretleri aileyi takip kararını mahkeme vermiş. Gitmiş görmemiş görmemiş gitmiş görmemiş değil. Mahkeme bu ziyaretleri yapma tedbiri koymuş zaten. Yani görevi bu ziyaret edecek. Bu ziyareti yapan sosyal hizmetli, sosyal konularla ilgilenen arkadaşımız, tam adını doğru ifade etmemiş olabilirim, sosyal hizmetler uzmanı. Bu uzmanlar evin içerisindeki tabloya bakarak annenin iyi bir anne olduğunu, çocuklarına baktığını, evin temiz olduğunu, Sayın Zengin, iki gündür aynı konuları konuşuyoruz. Lütfen tamamlayın artık. Bir daha söyleyeyim, ben de artık daha söylemeyeceğim. Artık anlayan anladığı kadar dağınık kalabilir artık yani. Ben her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Sonuçta bakanlığın görevlileri bu 18 ziyarette teraziye koyduklarında bu kararı onlar veriyor. Biz veremiyoruz. Yani ben veremiyorum, siz veremiyorsunuz. Çünkü ailenin bir mahremiyeti var. Eğer siz bir aileye müdahalede bulunacaksanız, çocuğunu almak, bir yaptırım uygulamak, o hukuken mevzuat çerçevesinde bir silsilesi var. Bu tedbir kararını uygulamaya devam etmiş. Yani ziyaretler devam etmiş, kontrol amaçlı. Ama nihayetinde annenin çocukla bağının iyi olduğu, çocukların anneyle bağının iyi olduğu, herhangi bir suistimal olmadığı görüldüğü için çocukların evde kalarak bakanlık tarafından yardım edilmesine karar verilmiş. Rakamları da tekrar aldım. Burada tekrar telaffuz etmeyeceğim. Azdır çoktu ayrı bir mesele. Ama farklı 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 artık ona gerek yok. Tamamlayın lütfen Sayın Zengin. Evvel bakan yardımcımızla konuştum. Kamuoyuna yazılı açıklama şimdi yapıyorlar. Oradan takip edilebilir ne kadar olduğu. Velhasılı kelam. Sonuç böyle. Peki bu çocuklarımızın ölümüyle ilgili olarak, işte bununla ilgili zaten soruşturma devam ediyor. Yani anne 5 çocuğunu 10 saat 10 ve bu anne eğitimli bir anne. Şimdi fotoğraf Leman kapak yapmış. Yani zannediyoruz ki böyle lise mezunu, babası öğretmen, lise mezunu genç bir kadından bahsediyoruz. Yani çocuklarına fevkalade güzel isimler koymuş. Demek ki edebiyat biliyor, sanat biliyor. Koyduğu isimlere baktığınızda bir felsefesi var, bir mantığı var. Ama bir ihmal var ortada. Şimdi biz bir konuyu sağlıklı konuşmak yerine bunu buradan alıyoruz. Ben diyorum ki yani söylediğim şey çok basit. Yani bu tek ekonomik sebepler mi? Sadece parasal sebep mi? Bugün İzmir'de bir çocuğumuz daha hayatını kaybetti. Bahsettiğiniz 13 yaşında bir erkek çocuğu babası tarafından istismara uğramış. Babası. Daha çok yeni Tekirdağ'da Sıla bebek annesinin bıraktığı komşusu. Tamamlayın. Annesinin bıraktığı komşunun erkek çocukları tarafından istismara uğradı. Üstelik anne bunu daha evvel bir kez fark ettiği halde bakın yine bırakmış.
Şimdi ben size soruyorum yani, buradan soruyorum, Allah rızası için bunların sebebi ekonomik sebepler midir? Parasal sebepler midir? Çok katmanlı, çok detaylı bir problemle karşı karşıya değil miyiz yani? O yüzden benim ricam, lütfen burada bunları konuşurken, buradan siz de ifade ettiniz, bakın buradan kimseye artı siyaset yazmıyor. Gördüğümüz şey, annelerin, babaların, ailenin içerisinde bir problem var, problemler yumağı var ve bunları çözmek de hepimizin vazifesi. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Çömez. Sayın Zengin, çok teşekkür ediyorum. Anlayış konusunda bir sorunumun olmadığından eminim, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hakikaten söylediklerinizi çok iyi anlıyorum, analiz ediyorum ve kendi düşüncelerimde, kendi ortaya koyduğum fikirlerinde, parti adına ortaya koyduğumuz görüşlerinde anlaşılabilmesini ümit ediyorum. Belli ki bizim buna çok ihtiyacımız var. Daha çok konuşabilmeye ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Bakın, 18 kere ziyaret edilmiş bir evde sorunun öngörülemeyişi bir problem. Ben bunun altını çiziyorum. Para konusunu konuşmuyorum. Sorunun öngörülemeyişi çok önemli bir problem. O zaman dönüp bunu tartışmamız lazım. Ve diyorum ki 22 yıldır, bitireyim Özlem Hanım, 22 yıldır iktidardasınız. Eksikleriniz var, bunları kabul edin, konunun üstüne gidelim. Ondan vazgeçtim. Çocuk yuvalarına emanet edilmiş yavrulardan örnek gösteriyorum. Dolu bu dosyanın içerisi. Bakanınız Avrupa'dan gelmiş, Hristiyan demokratlarda siyaset yapmış, Avrupa kültürüyle yetişmiş. Buyurun. Vermiyor. Bakın, yuvalara emanet edilmiş çocuklara tecavüzden bahsediyorum. Yuvaya emanet edilmiş Balıkesir yerini söylüyorum. Çocuklar uyuşturucu kullanan yetişkinler tarafından Balıkesir yuvasından kaçırıldı ve yangın çıktı evlerinde diyorum. Bunu söylüyorum. Allah aşkına buna bir cevap verilmez mi? Buna bir cevap verilmez mi? Dolayısıyla birbirimizi anlayalım. Bakın, size çocuk çeteleriyle, bebek çeteleriyle ilgili iddiayla söylüyorum. O komisyonu doğru düzgün çalıştıralım, hep beraber çalıştıralım. Bırakın siyasi rantından hiç kimse istifade etmesin. Buna ihtiyacımız da yok ama bu çocuklarla ilgili dramların üzerine samimi bir şekilde gidelim. Ve birbirimizi daha iyi anlayacağımızdan eminim Sayın Zengin. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Temelli. Evet, birbirimizi gerçekten daha iyi anlamak zorundayız. Kürt sanatçıların konserlerinin yasaklanması bir ayrımcılıktır. Bu ayrımcılığa hep beraber karşı çıkmalıyız. Bunda mahsuru olan, kusuru olan, hatalı işlem yapanlar soruşturulmalıdır. Gelelim diğer meseleye. Şimdi tabii ki ekonomik sorun diye bakmıyoruz. Ekonomi dediğiniz altın fiyatlarındaki düşüşe bakarsınız. Bu bir sosyal sorun. Burada yoksulluk var. 18 defa o eve gidenin gözüne bu yoksulluk batmamışsa, bunu rapor etmemişlerse ya da ettikleri raporun gereğini idari çeşitli yapılar yerine getirmemişse, işte bu katmanlı sorundur. Katmanlı sorunu yaratan da aslında sizin iktidarınızın hayata geçirdiği sosyal programdır. Daha doğrusu programsızlıktır. Sürekli sermayeyi besleyen, sosyal hayatı görmeyen bir mesele bu katmanlı sorunu yaratmıştır. Yoksulluk bir sosyal meseledir.